Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Misafir telaşı. Eve geldim. Kapıyı açar mısın? Alo Esra. Bu akşam için okuldaki profesörlerimi yemeğe çağırdım. Evet ben yapacağım. Tam olarak ben yapacağım diyemem. Mutfak robotlarımı annemin çok özel tariflerine göre programladım. Akademik açıdan çok faydalı bir yemek olacak. Aksilik çıkmasını istemiyorum. Sen de gelsen çok iyi olur. Güzel. 8 gibi bekliyorum o zaman. Üf, nasıl da yoruldum. Keşke alışverişe de seni gönderebilsem. Aslında çevrim içi alışveriş üzerine bir çalışma yapabilirim. Ucuz atlattık. En iyisi hemen işe başlayayım. Bu akşamki yemek çok önemli. Hadi bakalım koltuktaki malzemeleri mutfağa taşıyalım. Hop, ne oluyor? Tamam, sorun yok. Hadi akşam için hazırlanalım. Biber dolmasıyla başlayalım. Fırını çalıştır, makarnaları haşla, beşamel sosu da unutma. Ben birazdan geliyorum. Yeşile en yakın duran kazanır. Şu topu 6 metre atamayacak mıyım? 6 metre yok ki orası. Taş çatlasa 4. Tamı tamına 6 metre. Sayalım. 6 metre ise sen kazanırsın. Kabul. İyi ki bir oyun oynayalım dedik. Oyun içinde oyun çıkardınız. Anneciğim, yardıma ihtiyacın var mı? Aslan oğlum benim, tutucundan. Eve bir şey kalmadı zaten. Bunlar da ne böyle? Bir arkadaşım restoranını kapıyordu da elinde kalan eşyaları ben aldım. Bu aletler mutfakta işime yarayabilir. Bizimkilerin sesi bu. Ben artık gideyim anneciğim. Git bakalım. Teşekkürler yardım ettiğin için. Ne oldu? Ömer abinin oradan bir ses geldi. Bizimkileri soruyorsan onlar hala aynı. 6 metre işte. Ne altısı canım? Sesi duyunca karıştırdın hesabını. Gel bir bakalım dayıma. Dayıcığım ne yapıyorsun? Çocuklar dikkatli olun. Karanlıkta bir şeylere takılıp düşmeyin sakın. Ömer abi yine deney mi yapıyordun? Ne üzerine çalışıyordun dayıcığım? Aslında biber dolması üzerine çalışıyordum çocuklar. Zorlu bir deney olmuş galiba. İşler beklediğim gibi gitti diyemem.
Bütün mutfak robotlarımı bir arada çalıştırınca elektrik şebekem iflas etti. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Robotlarım olmadan yemek yapamam ki. Bugünlük dışarıdan söyle istersen. Dışarıdan söylemek istemiyorum aslan. Hem sağlıksız hem de misafirlerine yemek yapmak kadar etkileyici değil. İstersen eve gidip bizdeki yemeklerden getireyim dayıcım. Olmaz. Misafirlerim gelecek, yemek yapacağım diye söz verdim. Ama ben mutfak robotlarım olmadan yemek yapamam ki. Biz de sana yardım edelim. Bu soruna bir çözüm bulabiliriz belki. Hangi tarifleri yapacağız? Biber dolması, fırında makarna, mevsim salata ve irmik helvası. Bu tarifleri annemin yani anneannenin yemek kitabından seçtim aslanım. Canım annem çok güzel yemek yapardı. Pekala, hepsi burada var işte. Paniğe kapılmadan sakince çalışırsak yetiştiremememiz için bir sebep görmüyorum. Bir bardak zeytinyağı, bir tutam dolmalık fıstık, iki kuru soğan, bir bardak pirinç, bir kaşık tuz, bir döküm karabiber. Şimdi bunları soğanlar pembeleşinceye kadar pişirecekmişsin. Dolmaların içine doldurup tencereye. Sonra kısık ateşte biber yumuşayıncaya kadar pişirin. Bunu yemeye gönüllü olan var mı? Olmadı çocuklar. Teşekkürler yardımınız için ama robotlarım olmadan yemek yapmanın imkanı yok. Keşke vaktiyle annemden birebir öğrenmiş olsaydım. Hemen pes etmeyelim dayıcım. Eminim kafa kafaya verirsek başka bir çözüm bulabiliriz. Fikri olan var mı? Aslında benim bir fikrim var. Şimdi spor yapmanın sırası mı Zeynep? Bir filmde görmüştüm. Hareket enerjisinden elektrik üretiyorlardı. Belki böyle bir sistem geliştirirsek. Bu şekilde üreteceğimiz güçle bütün robotları çalıştıramayız ki. Evet. Dahası benim zaten bir jeneratörüm var. Ama elektrik kesintisi sırasında bütün robotların kontrol merkezi kısa devre yapmış. Dolayısıyla elektrik sorununu çözsek bile robotlar çalışmayacaktır Zeynep'ciğim. Yapacak bir şey yok. Siz fazla bile yaptınız çocuklar. Ne yazık ki evden bir şey gelmiyor. Maalesef çok mahcup olacağım. Keşke başka yolu olsa. Aramızda deneyimli bir aşçı olsa bile bu imkansızlıkla zor. Deneyimli bir aşçı mı dedin? Tabii ya. Böyle birisi var mahallede. Hemen geliyorum dayıcım. Yemeği iptal etme. İşte size bahsettiğim deneyimli aşçı. Abla? Tabii ya. Senin yemek yapmayı annemden öğrendiğini unutmuşum. Açalım bakalım. Alete ne gerek var Ömer? Annemin yemeklerini hatırlamıyor musun? Oğlum bir koşa eve gidin de şu sabah taşıdığımız eşyaları getirin. Hiç ölçmeden atıyorsun abla. Ölçmek falan güzel de biraz da hissetmek lazım. Sevgi katmak lazım yemeğe. Hani öyle derdi ya annem. Hadi canım, siz de boş oturmayın. Hadi gelin şu biberleri doldurun bakalım. Annemin zamanında her şey göz kararı yapılırdı. Zamanlayıcıya değil, göze, burna, kulağa güvenilirdi. Siz çok alıştınız bu icatlara. İnsan faktörünü unutmamak gerek. El lezzeti diye bir şey var, duymadınız mı siz? El lezzeti mi? Yemek için elinin lezzeti var filan dediklerini duymadınız mı hiç? Her aşçı tarifleri takip etseydi bütün yemekler aynı olurdu.
Eline sağlık ablacığım. Leziz görünüyor. Çok yaşa Candan teyze. Ne demek çocuklar? Birlikte yemek pişirme keyifli bir etkinlik. Ben bugün çok eğlendim. Evet ablacığım, ben de öyle. Keşke sen ve annemle mutfakta daha çok vakit geçirseymişim. Hiçbir şey için geç değil Ömerciğim. Hadi bakalım, bulaşıkları yıkayarak başlayabilirsin.